Herkese merhaba arkadaşlar. Artık herhalde beni özlemişsinizdir. Bir aydır video atmıyorum, farkındayım. Birazcık videoyu çekmeyi unuttum. Giriş yapmayı bir tık unutmuş olabilirim. Ama yine yani mükemmel bir video ile karşınızdayım. Zaten videoyu siz çektiniz. Instagram'da anket yaptım. Şimdi sizin burada bana sorduğunuz sorular var. Bunları umbumu soruları bunlar. Bunları cevaplandıracağım. Bunu yaparken biri şey böyle iki ucu boklu değnek soruları var ya hani İkisi de çok kötü. İkisi arasından seçim yapıyorsunuz. Bunu kitaba uyarlamaya karar verdim. Hani mesela işte biri şey demiş. Kitabın kargodan hasarlı gelmesi mi yoksa arkadaşına ödünç verdiğin kitabın mı hasarlı gelmesi diye. Yani ikisi de kötü. İkisinden birinden seçim yapıyorsun. Bir dahaki videoda bundan ya iki sonraki video falan böyle bir video olacak. O yüzden unutmadan videonun altına da böyle sorular sorun. Onu da videoda cevaplandıracağım. Şimdi bu videomuza geçelim. Cinder serisi mi, Warcross serisi mi? Buna bir tık düşünmedi. Yani tamam, Warcross serisini çok çok seviyorum. Bu arada bilmeyenler için şu Warcross serisi iki kitap. Cinder serisi de altta, şurada. Cinder serisini beni takip ediyorsanız büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Ama Cinder serisi çünkü Warcross evet mükemmel. Zaten ben sanal gerçekliğe bayılıyorum. Aşırı bayılıyorum ama Cinder serisi, yani daha doğrusu Ay Günlükleri serisi o kadar zekice yazılmış bir seri ki ve hani daha kalın, daha fazla kitabı var. Warcross serisi sadece iki kitap. Kitap ne kadar fazla kitabı varsa ve güzelse de benim için önemli. Ayrıca en sevdiğim seri yani. Onunla hiçbir seri şu anda yarışamaz. Ve prensesler var. Yani, anlatabiliyorum. Ay Günlükleri serisinde öveceğim çok fazla şey var. Ama Warcross'u da okuyun. Çok güzel bir kitap. Hava Uyanıyor serisi mi? Fısıltı serisi mi? Şimdi şöyle. Hava Uyanıyor serisini bitirdim. Fısıltı serisini daha bitirmedim. İki kitabını okudum. Çünkü daha diğer kitaplarını alamadım. 30 lira hani her alışverişimde alamıyorum. Ama yani Hava Uyanıyor fanları var mı bilmiyorum. Zaten kanalımda yorum var. Yani övdüm o seriyi. Korkmayın. Çok sevdim. Ama Fısıltı serisi deme ihtiyacımda bulundum. Çünkü daha güzel, daha akıcı geldi. Yani Hava Uyanıyor serisi de çok akıcı ama Fısıltı serisi daha akıcı gibi. Bu arada böyle oturup sohbet etmek çok eğlenceli ya. Böyle videolar çok çekelim. Böyle videolar çekince çok çekesim geliyor. Hem. Ödünç kitap almak mı, vermek mi? Şimdi şöyle, vermekte benim o kadar sıkıntım yok. Neden çok sıkıntım yok? Çünkü çok fazla arkadaşım yok. Zaten parmakla sayılır arkadaşım var. Bir iki tane arkadaşım var. Yani onlar da zaten kitaplara iyi bakıyorlar. Değer veren kişiler, anlatabiliyor muyum? Onlara ödünç verdiğimde çok bir şey hissetmiyorum. Hasarlı gelir mi korkusu yaşamıyorum. Ama almak mı dersen, almayı ben sevmiyorum. Çünkü birazcık kitap kapağına göre, bilmem nesine göre ya hoşuma gidiyor, anlayabiliyor muyum? Kitabı kitaplığa koymak benim için büyük bir olay yani. Onu bitirip kitaplığa koyup böyle canım sıkıldıkça ona bakıp gülümsemek çok hoş bir olay. Bu yüzden genelde kitap ödünç almıyorum. Alırsam da bitirdiğimde gidip satın alıyorum kitaplığıma sırf koymak için. O yüzden kitap ödünç vermek. Aselme 0202. Oo, çok zor. Aselme 0202 mi? Aslında ikisi çok benzer kurallarda yani kafamda ama sanırsam Asel olabilir. Olabilitesi var. 0202 de çok iyiydi. Asel diyorum. Bilmiyorum. Asel. En sevdiğim mavi kitap. Bak bu değişik bir soru. En sevdiğim mavi kitap. Ay hiç düşünmedim. Bir dakika. Mavi kitaplarım şurada. Sizi bir şuraya aktarıyorum. Ve kendim de bakıyorum. Him. Aslında Av derdim. Ama Av okuduktan sonra çok klişe geldi bana. Yani devam edeceğim bu arada seriye güzel. Klişe olabilir, ne yapalım yani, kitap güzel ama okuduktan sonra çok klişeymiş ya oğlum. O yüzden Aynı Yıldızın Altında diyorum. Heh, bakın bu soru. Ya 0202 seviyorum ama 0202 mi 0303 mü? Yani şu iki kitap. Arkadaşlar 0303 yani düşünmeden yani hani birinin kitaplığında bu olması gerekiyor. Birine tavsiye etsen hangi kitabı tavsiye ederdim? Biri ölmeden şu kitabı okusun desen hangi kitabı? 0303 arkadaşlar. Okuyun bu kitabı. Ben hiç abartmıyorum. 2 hafta boyunca kitaba bakmadan, kitabın bir sayfasını açmadan, kitaptan bir alıntı okumadan sadece aklına gelmesiyle kitabın ağlar mısın ya? Arabada gidiyorum. Yola bakarak ağlıyorum ya 2 hafta sonra. Okuyun ya. Okuyun. Gerçekten okuyun. Kitabı kapağını sevdiğin için almak vs almamak. Bu sanırım yani kapağına göre yargılamak oluyor ki ben kitabı. Yani kapağına göre arkadaşlar yargılarsınız, anlatabiliyor muyum? Yani bir kitap
kapağı güzelse ona bir konusu neymiş diye alınır mı diye bakarsınız. Benim sadece kapağı güzel olduğu için aldığım ve çok da sevdiğim kitaplar var yani. Maraton yaparak başkalarıyla okumak vs kendin okumak. Şimdi şöyle, maratonu arkadaşlarımla yapıyorsam sıkıntı yok. Ama sizle yapıyorsam çok güzel oluyor. Gerçekten çok eğleniyorum. Etkileşim mükemmel oluyor falan ama aslında iyi de bir şey bu. Yani okuma ihtiyacı şey yapıyorsunuz, anlatabiliyor muyum? O gün meşgul bile olsanız en azından 100 sayfa okumanız gerekiyor. Ama bu iyi bir şey. Vazgeçtim. Maratonla okumak güzel. Kendim okuyunca salıyorum. İşim varsa 10 sayfa okuyorum. Bazen çok okumuyorum. Maratonla okuyunca aslında okunuyor. Maratonla okumak. Fantastik mi, bilim kurgu mu? Şimdi bu ikisi birbirine çok yakın. Ama düşününce, ya şimdi şöyle, sanal gerçeklik dediğinde bilim kurgunun içinde. Ama yani bir elf dediğinde elflere olan aşkımı bilirsiniz. Bilmiyorsanız bilin. Elflere bayılıyorum. Bir elf, bir ejderha, anlatabiliyor muyum? Bir mistik güç, bir buzu kontrol etme, bir suyu kontrol etme, bir dört element. Bunlar da fantastikte var şimdi. Ne yapayım, bilim kurgu. Yani fantastik şimdi. Uzun bölümlü kitap vs kısa bölümlü kitap. Şimdi şöyle, uzun bölümlü kitapta kaptırıyorsun ve güzel gidebiliyor gerçekten. Ama bence her türlü kısa bölümlü kitap. Çünkü bölüm bitirdiğinde bir kere motive oluyorsun. Yani ben her bölüm bittiğinde oh tamam birazcık alalım. Birazcık böyle hani bir oturuşta iki bölüm bitirdiğinde mi daha motive olursun? Beş bölüm bitirdiğinde mi? Aynı sayfa sayısını okusan bile. O yüzden kısa bölümlü kitap. Daha çok hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Kitaplığından iki tane rastgele kitap seç ve aralarındaki karakterleri of. Ya bak, kitapları karşılaştır desen daha kolay olur ama karakterleri karşılaştır deyince benim aklımda karakterler isim olarak asla kalmıyor. Genel karşılaştırayım o zaman. Tamam, rastgele bir şey seçiyorum. Bir bunu seçeceğim. Ne acaba? Allah'ım, kitaplığımdan ilk defa rastgele bir şey seçiyorum. Bunu yapsak mı? Ben kitaplığımdan bir türlü alamadım. Kitaplığımdan ben rastgele kitaplar seçeyim. Sonra onları karşılaştıralım. Bir de üstten bir tane seçeyim. Bir şeyler düşüyor ama. Gir içeri. Yapabilirim. Bir şey devrilmiyor değil mi? Ha tamam. Oo, hangi kitapları almışım? Şimdi bu bir seri. Ay, lan bunun cildini çok seviyorum. Çok yumuşak ya. Şimdi dediğim gibi isimleri hatırlamıyorum. Genel karşılaştıracağım ama Asel'in bir kere karakterleri çok güzeldi. Birkaç karaktere tilt olsam da. Genel olarak güzel bir karakter şey vardı ve baş karakterine, yani Asel'e ölmüştüm. Yani böyle bir karakter olamaz. Çok güzel bir karakteri vardı. Hava Uyanıyor serisinin de özellikle bilhassa yani erkek karakterleri maşallah çok güzeldi. Yani okurken insana büyük mutluluk veriyor. O yüzden aslında baş karakterdi. Adelina mıydı adı? Ay, hatırladıysam var ya, kendim Vala'ymış. Tabii ki hatırladım. Vala değil mi? Ha. Ya işte ben isim hatırlayamıyorum ya. Şeyi, karakteri tabii ki hatırlıyorum ama ismini asla hatırlamıyorum. Neyse. Baş karakter çok iyiydi. Yani bir kere şu ikiliyi anlatabiliyor muyum? O yüzden Hava Uyanıyor karakterlerini tercih ediyorum. Bunları şimdi koymak orada şu an. Ben sana koyarım onları. Devam ediyoruz sorulardan. Ay çöreği mi, elmalı turta mı? Aslında bu güzel denk geldi. Hazır üçüncü kitap da çıkıyor iken. Aslında Ayşe Rey ve Elmalı Turta ben çok eskiden okudum. Kanalımın başlarında okudum. Zaten maratonda okudum. Şu an o kadar manyak hatırlamıyorum ikisi arasında seçim yapma olayını. Ama ve lakin. Şimdi bak, bir detay hatırladım. İki, kararımı çok eski. Şimdi ben bunu Ayşe Rey ve Elmalı Turta videomda da söylemiştim. Şuralara koyacağım diyeceğim ama hep unutuyorum ben. Ay çöreğinde biraz şey vardı. 4N1K havası bayağı vardı. Ya aşırı bir 4N1K, yani aşk üçgeni havası vardı, anlatabiliyor muyum? Aşk üçgenleri güzel oluyor. Ama bir yerden sonra sıkıyor. Bu arada Ayşe çok güzeldi. Ya yani onu da söylemem ama bir elmalı turta değildi, anlatabiliyor muyum? Elmalı turtada cennet var ve yani spoiler değil. Cennet var ve bu olayları o kadar değiştiriyor ki. Yani böyle kitap aşkı maşkı geçiyor. Yani farklı bir boyuta ulaşıyor. Biraz daha zorlasa bilim kurguya yolu var yani. O yüzden bir elma turta olmak insan tabi ister yani. Hava Uyanıyor'lu bir sorumuz daha. Hava Uyanıyor mu, Genç Elitler mi? Şimdi şöyle. Bütün sorularda şimdi şöyle diye cevap veriyorum değil mi? Bir şey söyleyeyim, sizi çok özlemişim ben. Valla böyle konuşunca sizin gelecek yorumlarını düşünüyorum ve böyle mutlu oluyorum, anlatabiliyor muyum? Şimdi Hava Uyanıyor serisini bitirdim. Genç Elitler serisini bitirmedim. Genç Elitler serisini sadece ilk kitabını okudum ben.
Ama o ilk kitabı da ben böyle manyak bir dönemimde okudum. Hep söylüyorum. 7. sınıf, 8. sınıfta bir şeyi okuduysam siz bilin ki ben o kitabı zar zor bitirmişim. 8 değil de 7. Yani o zamanlar okumaya yeni başladığımdan kaynaklı bu. Bu yüzden genç elitlere bir şans daha verip baştan okuyacağım. Yani şu an genç elitlere karşı böyle manyak bir sevgim yok. Ama biliyorum ki çok güzel bir seri. O yüzden burada Hava Yonuyor'u seviyorum. Klasik mi, genç kurgu mu? Direkt genç kurgu. Çünkü bilmiyorum, ben yani bunu hep söylüyorum. Bence siz de bana hak veriyorsunuz. Ya o videomu, söylediğim videomu hak vermiştiniz. Klasikler evet güzel. Bazı klasikler cidden çok güzel. Ama bazı klasikler de var ki Pinterest'teki özlü sözleri oraya koymuşlar. Bu klasik sana bu mesajı veriyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Hani onu o sözle mi anlamak, yoksa bir genç kurgu serisinde mesela bir karakterin atıyorum 3 senesine şahit oluyorsun ve bu genelde ergenlik senesi oluyor ve bir sürü mesaj öğreniyorsun. Yani o karakterin karşılaştığı tipler senin gerçek yaşamında da var. Onun ona işte tahammül seviyesi, onun ona ne bileyim sabretme seviyesi. Birçok şeyi öğreniyorsun ve bunları öğrenirken günlük hayattan kademe kademe öğreniyorsun. Yani kitabı bitirdiğinde cidden ben bunu öğrendim diyebiliyorsun. Sadece bir sözle öğrenmiyorsun bunu. Bu yüzden ben yani genç etlerin nereden çıktı? Genç kurgunun bilmiyorum öyle yararsız kitaplar olduğunu düşünmüyorum. Bayağı yararlar. Hatta bazıları genç klasiği geçiyor. Mesela 0303 bana bu zamana kadar hiçbir klasiğin veremeyeceği mesajlar verdi bence. Bu konuda çok iddialıyım mesela. 0303 o kadar mesaj veren, o kadar sizin görüş açınızı açan bir kitap ki. Ya mesela ona genç kurgu deyin. Çünkü genç kurgu böyle kitaplar da var. Anlatabiliyor muyum? İnşallah anlatabiliyorumdur. Bir kitaplıkta olmazsa olmaz dediğin kitap. İşte videonun başına söyledim. 0-0. Ama yok. O ona girer mi? Faydalı olarak girer ama. Ha, şimdi dur, olaylara farklı bir açıdan bak. Bir kitaplıkta olmaz dediğim. Bir kitaplığıma bakabiliyor muyum? Kim? Şu diyorum, o kitap bende de olmayabilir ha. Böyle bir kitap var mı? Vardır. Muhakkak vardır. Warcross diyebilir miyim? Ama sanal gerçeklik sevmiyorlarsa ne yapacağım? Hem. Hadi bir pas hakkım olsun, onu da burada kullanayım. Ha, bu arada şu videonun başında söylediğim soruyu da cevaplandırayım. Kargodan hasarlı gelmesi mi? Ödünç verdiğin arkadaşından hasarlı gelmesi mi? Bence ki bence siz de böyle düşünürsünüz diye düşünüyorum. Bence kargodan hasarlı gelmesi. Bir, çok büyük, yani ben şey yapmadım, onunla da uğraşmam ama çok büyük hasarlı geldiyse, atıyorum içinde bir sayfa yırtık geldi ya da cildi dış şömizi yırtık geldi, bayağı yırtık böyle geldi. Bir, geri değiştirme hakkın var, yani geri gönderme hakkın var. Bir de kargodan hasarlı geldiyse bu bilinçli bir şekilde yapılmamıştır. Yani kargo şirket taşırken bir şey olmuştur falan. Bunlar hep olabilir şeyler. Hani sana bir etkisi yoktur, anlatabiliyor muyum? Diğer kargo normal gelir. Ama yani güvenip verdiğin en yakın arkadaşlarından biri kitabına özen göstermeyip orasını burasını yırttıysa, sayfasını katladıysa, bilmem ne yaptıysa o arkadaşı, sinir olabilirsiniz. O yüzden kargoyu tercih ederim. Yani o arkadaşla, kendisiyle çok samimi olmak istemem. Ondan dolayı istemiyorum yani. Kargo. Bu arada üzüleceksiniz. Yani umarım üzülürsünüz. Yani beni seviyorsunuzdur inşallah o kadar. Sorularımız bitti. Yani gerçekten bitti. Hemen kontrol ederim diyeceğim. Kamera olarak telefonumu kullanıyorum. O yüzden Instagram'dan şimdi kontrol ederim. Ama anlık olarak kaç dakika olmuş? Beyaz ek 14 dakika olmuş. Bence yeter. Yani Ramazan'da oruç süresinde sizi oyalamışımdır umarım. Umarım faydam dokunmuştur. Umarım kanala geri dönerim. Çok istiyorum bunu. Bana video fikirleri bulun ve şu iki ucu boklu değnek sorularını kitaba uyarlayın. Bir de ona farklı bir başlık bulalım. Biraz argo kaçıyor o başlık. Kitap kanalına çok uymuyor gibi. Onu düşünelim arkadaşlar. Bir yorumlara bir bana yardım el atın. Bu videoyu da umarım bugün editler, bugün yarın atarım. Şimdilik görüşürüz umarım. Haftada bir video artık bir gerçekleştireyim şu hedefimi inşallah. Bu arada Max de ne yapıyor derseniz uyuyor tabii ki her zaman olduğu gibi. Hadi bir son buraya kadar izlediyseniz ödül o zaman. Şöylemsi, şöylemsi bakın. Aa, tam da size baktı. O zaman videoya görüşürüz diyoruz. Dur buradan diyeyim, buradan. Video sonuna gelenler için ödül. Her videoda yapayım bunu.
O zaman arkadaşlar klişe konuşmamızı yapıyoruz. Videoyu sevdiyseniz videomu beğenmeyi, kanalımı sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bye bye.